Mihrimah. Ne oldu Esma? Yoksa beni beklemiyor muydun? Hayır. Ama geldiğin iyi oldu. Kıyafetim nasıl olmuş? Beğendin mi? Sen yaptın değil mi? O mektubu cariyelere sen verdin. Reddedilmek ne acı. Daha evvel sadece ben biliyordum bunu. Ama şimdi herkes öğrendi. Harem bunu konuşuyor. Herkesin öğrendiği doğru. Ama unuttuğum bir şey var Esma. Mal Koçoğlu'yla dedikodusu çıkan sendin. Ben değil. Herkes o mektubu sana yazıldığını düşünüyor. Yani ben öyle düşünmelerini sağladım. Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Zinhar başka bir hayalim yok. Esma'na ait mektubun burada ne işi var? Bir malumatım yok sultan. Arabamı hemen hazırlasınlar. Yanına gideceğim. Size gelince... Esma Sultan hakkındaki hususi bir meseleyi nasıl böyle ulu orta konuşursunuz? Mercimek kadar aklına böyle oyunları nasıl cesaret ediyorsun anlamıyorum. Git buradan. Uzak dur benden. Asıl sen benden uzak dur Esma. Bir daha yoluma çıkarsan seni öyle bir rezil ederim ki sen içine çıkamazsın. Anladın mı beni? Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Hürrem? Sultanım, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Hayırdır inşallah? Neye benziyor Hürrem? Cariyelerin birikmiş yevmiyelerini dağıtıyorlar. Afife Hatun. Ne vakittir benden habersiz hatunlara para dağıtılır oldu? Fakat sultanım... Ben istedim Hürrem. Kendi cebimden karşılıyorum. Üzerinize vazife olmayan işlere karışmayın sultanım. Zira haremi ben yönetiyorum. Usuller, kaideler neyse o. Hiç kimsenin, sultanlarımız dahil hiç kimsenin haremin nizamını bozmasına müsaade etmem. Cariyelerin 3 kuruş parasını veremiyorsun, sonra bana nizamdan mı bahsediyorsun? Sen böyle mi yönetiyorsun haremi Hürrem? Hanedan-ı Aliye Osman bu vaziyete mi düşecekti? Size izahat verecek değilim sultanım. Afife Hatun, kim ne aldıysa derhal iade etsin. Birikmiş olan yevmiyeli daha sonra usullere uygun bir şekilde benim emrimle benim tarafımdan dağıtılacak. Bakmayın öyle hadi. İşitmediniz mi sultanımızı? Kim ne aldıysa bıraksın hemen. Afife Hatun. Bağışlayın sultanım. Lakin Hürrem sultanımızın hakkı var. Kendileri emri vermeden zinhar yevmiye dağıtılmaz. Fakat ben kendilerinin haberi olduğunu zannediyordum. Ben kimse mağdur olmasın, sıkıntı çekmesin diye yardım etmeye çalışıyorum. Ancak anlaşılan o ki Hürrem'in manasız gururu buna engel. Peki. Mercan'a paraları toplayıp sarayıma yollarsınız. Sizler de dua edin de Hürrem Sultanınız paralarınızı bir an evvel versin. Thank you.
Cengiz'den Kırım Hanı sahip Girayhan Alişan Hazretleri. Hoş geldin sahip Giray. Rahmetli validemin memleketinde vaziyet ne haldedir? Hoş bulduk hünkârım. Sahi devletinizde her şey yolundadır. Petru Rareş denen haini bulabildiniz mi? Hünkârım, Asi Voyvoda Erdel'e kaçtı. İslam askerleri gelmeden çok önce ayrıldığından kuvvetlerimiz Rareş'i yakalayamadılar. Bu Rareş denen gafil, gazabı şahanemden kaçamayacağını bilmeli. Tatar kuvvetleri Erdel civarında dolaşmakta. Kafasını çıkardığı anda elimize geçer. Korkudan saklandığı delikten başını çıkaramayacaktır. Rareş'e destek veren boyarlar ne vaziyette etti? Yaş kenti yakılarak Voyvoda destekçileri cezalandırıldı. Berhudar olasın. Şahalken ve Papa ile Akdeniz'de mücadele ederken aklımız buralarda kalmamalı. Bu toprakların emniyeti senin elinde. Tatarlar yapacakları akınlarla düşmanlarımıza aman vermesinler. Sultanım Hazretlerinin gözü arkada kalmasın. Tatarlar devleti Aliye'ye ve dini mübini İslam'a atalarım gibi en iyi şekilde hizmete devam edeceklerdir. Hazır Hayrettin Paşam. Gel Sadr Reis. Öyle görünüyor ki Andre Doria geleceğimizi duyunca Preveze limanına saldırıp kaçmış. Erken açan çiçek de bahar gelmez reis. Andrea Doria'nın bu kadar çabuk kaçması hayra alamet değil. Bir tuzak mı bu? Bu kadar devlet, bu kadar prensip bunun için birlik olmadı ya. Civarda gizli bir tahkikat yapılsın. Haçlı donanması mutlaka buralarda bir yerdedir. Açıkta beklemek tehlikeli olur paşam. Eğer arzu ederseniz limana girelim. Siz evvela kıyıda tedbiri alın, biz öyle gireriz. Amiral Andrea Doria, Barbaros'un yola çıktığını haber aldık. Preveze'ye yaklaştı. Saygıdeğer amiral, aradığımız fırsat ayağımıza geldi. Osmanlı donanmasını limana girmeden karşılayalım. Acele etmeyin. Hızlı yağan yağmur çabuk diner derler. Osmanlı donanması Preveze'yi kurtarmak için geldi. Limana girsinler. Böylece kapana kısılacaklar. Rüzgar lehimize eserken bu fırsatı kaçırmayalım. Kalyonlarımızla Osmanlı kadırgalarını ezip geçeriz. Bunu daha önce konuştuk amiral. Düşmanı Preveze körfezine sıkıştırıp öyle yok edeceğiz. Amiral, büyük bir fırsatı kaçırıyoruz. Bizim gemilerimiz büyük. Preveze körfezinin sığ sularına giremeyiz. Benim kararlarımı tartışmak yerine harfiyen uygulayın amiral. O vakit Yüce İsa'nın askerleri tarihi bir zafer kazanacak. Preveze'ye saldıran gemilerimize haber verin. Çekiliyoruz. Rareş'in kardeşi Stefan'a haber yollandı hünkârım. Bir an evvel gelip mübarek ayaklarınıza yüz sürecek. Âlâ. Sen ne dersin sahip Giray? Bu Stefan kardeşi gibi sonradan ihanet etmesin. İhtimal vermem hünkârım. Vakıa buna cüret edenlerin akıbetleri ortada. Yalnız hünkârım, Hızır Hayrettin Paşa'dan gelen haberler hayırlı değil. Haçlı donanması Preveze Limanı'nı işgal etmiş. Paşa Hazretleri, içiniz rahat olsun. Hızır Hayrettin Paşa çoktan intikal etmiştir. Yakında hayırlı haberlerini alacağız inşallah. Allah Hızır Hayrettin Paşa'nın yardımcısı olsun Lütfi Paşa. Zira mağlubiyeti de, zaferi de büyük olacaktır. Hünkârım. Gel Malkoçoğlu. Hünkârım, delilerle birlikte keşfe çıktım. Lakin yolda önümü bir papaz kesti. Söylediğine göre bazı kendini bilmez askerimiz, halkın malına ve canına kastetmişler. Kimmiş bunlar, tespit edildi mi? Derhal papazın söylediği yere gittik hünkârım. Maalesef ki şikayetinde haklı. Bir cebeci köylünün buzağısını almış. Bir sipahi de zorla köylünün arpasına el koymuş.
İkisini de derdest edip getirdim. Reaya bize Yüce Allah'ın emanetidir. Defalarca halka zulmedilmemesi, sahibinin müsaadesi olmadan mallarının alınmaması için ferman çıkardı. Tellallar günlerce ordugâhta duyurdu. Derhal bu ikisinin de kellesini alın. Alın ki herkese ibret olsun. Emredersiniz. Reaya'nın malını ve canını kastetmek, malları sahiplerinden izinsiz alıkoymak suçlarından... Şehzadem, iyi misiniz? Merak etme paşa. İyiyim ben. Hala dik durun. Zinhar gözünüzü ayırmayın. Hünkârım, payitahttan ulak geldi. Hürrem Sultanımız göndermişler bu mektubu. Şehzadem. İyi misiniz? Yalnız bırak beni. Ben de sizin yaşınızdayken kan görmeye tahammül edemezdim. Ancak zaman geçince her şeye alışıyor insan. Yardım et bana Rüstem Paşa. Hünkâr babama layık bir şehzade olmak istiyorum. Siz zaten öylesiniz şehzadem. Lakin içiniz rahat olsun. Bundan sonra atacağınız her adımda yanınızda olacağım. Hadi yüzünüzü yıkayın. Sultanım Hazretleri, yüzümü yere koy. Mutluluk sığınağı olan ayağınızın bastığı toprağı öptükten sonra benim devletimin güneş, saadetimin sermayesi sultanım. Eğer bu ayrılığın ateşine yanmış, ciğeri kebap, yüreği harap, gözü yaş dolu, gecesini gündüzünden ayrılmayan, hasretle yasına batmış, çaresiz aşkınızla hastalanmış, Ferhat ve Mecnun'dan beter divane kulunuzu sorarsanız, nasıl ki sultanımdan ayrıyım, bülbül gibi ahım ve feryadım dinmedi. Ayrılığından öyle bir halim var ki, Allah kâfir olan kullarına dahi vermesin. Benim mutluluğum, benim sultanım. Günler oldu ki, sultanım tarafından bir haber belirmedi. Allah en iyi bilendir ki bu türlü rahatlık yüzü görmeyip geceden sabaha kadar, sabahtan geceye kadar sürekli ağlayıp kendi hayatımdan el çekip dünya gözüme dar oldu. Bilmem ne edip ne eğileceğim. O yüce Allah hasretlerinden tez ümidim ve isteğim odur ki çabucak gelip mübarek endamını görüp yüzümü ayağınızın tozuna sürmeyi nasip ve kismet edin. Benim sultanım,
yalvarır ve rica ederim ki tezce mübarek kağıdınızı gönderesiniz. Zira billahi yalan değil. Bir hafta, iki hafta geçe ulak gelmeyi alem velvele eder, türlü türlü sözleri söylenir. Sakın benim kendi nefsim için istediğimi sanmayınız. Mir Mehmet Hanım'a, Selim Hanım'a bin bir dualar ve övgüler edip mübarek gözlerini öperim. Ve sonra Bayezid kulunuz, Cihangir kulunuz, Mihrim Hacariyeniz ayağınızın toprağına yüz sürerler. Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. Sultanım. Rakel Hatun, nihayet seni bulabildik. Başlayın sultanım. Daha evvel de söylediğim gibi işlerim çoktur. Senden aldığımız altınların çalındığını öğrenmişsindir herhalde. Ah, Sümbül ağam anlattı. Ben çok üzüldüm. Hadisinin ertesi günü Sümbül'ü konağına yolladım. Ne hikmetse sen Cenova'ya gitmişsin yine. İşlerim icabı sık sık seyahat ediyorum sultanım. Hem ben Sümbül ağaya da söylemiştim gideceğimi, öyle değil mi? Bana bir hafta sonra demiştir Rakel Hatun. Venedikli bir aile dostumuz var. Onların gemisi gidiyordu. Ben de gideyim dedim. Ne oldu ki sultanım? Altınları kim çaldıysa içeriden malumat almış belli ki. Konağında çalışanlara itimadın var mı? Onlardan biri sağda solda konuşmuş olabilir mi? İhtimal dahi vermem sultanım. Zaten ben tedbir olarak isminizi gizli tutmuştum. Belki de haremden biri söyledi. Zinhar olmaz. Benden başka bilen yoktu. Hay Allah. Ne malum, belki de sizi takip ettiler. Olamaz mı yani? Olmaz. Kimin yaptığını biliyoruz, bilmesine de. Rakel Hatun, şimdi mesele bu değil. Bana tekrar para hazırlaman icap ediyor. Zira cariyelerin birikmiş yevmiyesini hala veremedik. Siz canımı isteyin, vereyim sultanım. Lakin maalesef o kadar nakdim kalmadı. Ne oluyor burada? Fahriye Kalfa, ben Hürrem Sultanımızla konuşmak istiyorum. Ne konuşması hatun? Varsa bir diyeceğim bana söyle. Vaziyet kötü Fahriye Kalfa. Kimsenin cebinde 5 kuruş para yok. Dilini kopartırım senin. Sen kimsin de koskoca sultanı şikayet ediyorsun? Günler geçti, Hürrem Sultanımızdan ses seda yok. Şah Sultanımız para verecekti, mani oldular. Kes sesini. Edebinizle oturun. Vallahi bacaklarınızı kırarım. Ben seni bilir, seni tanırım Rakel Hatun. Malum herkesten borç alamam. O halde size çok yakın bir aile dostumu tavsiye edebilirim. Kendisi Venedikli bir tüccardır. Hali vakti yerinde bir hatundur. Arzu ederseniz sizin için onunla görüşebilir. Şu birlikte Cenova'ya gittiğin hatun mu bu? Ha işte ta kendisidir. Görüş hatun. Ben derhal yanına gideceğim. Size haber veririm. Sultanım, en doğrusunu siz bilirsiniz ancak Venedikli bir tüccardan borç almak münasip midir? Malumunuz Venedik'le savaş halindeyiz. Maazallah hünkârımızın kulağına giderse olun. Hünkârım,
hünkârımız gelmeden borcu öderim. Hem gizli tutulacak bu. Senden başka kimse bilmeyecek. Sultanım. Sümbül Ağa buna mecburum. Bir an evvel yevmiyelerin verilmesi şart. Şah Sultan tek bir hatamı bekliyorken elim kolum bağlı duramam. Öyle de borcumuz birken beş oldu. Hünkârımız işitmeden nasıl kapattırız? Geliri iyi olan birkaç mülkümü satışa çıkar Sümbül. Elbet bir talip çıkar. Hala neyi bekliyorsun anlamıyorum. Gülfem'in söylediğine göre harem iyice karışmış. Cariyeler bugün yarın isyan eder. Yıllardır bekliyorsun. Biraz daha sabret. Bundan daha iyi fırsat olamaz. Bırakalım cariyeler isyan etsin. Hürrem'in başına da birini musallat ederiz. İsyan da ölür. Böylece hiç kimse bizi itham edemez. Hürrem bunları düşünmüyor mu sanıyorsun? Her türlü tedbiri almış. Ayrıca ben Hürrem'i ölmekten beter edeceğim. Sultanım, Sahra Hatun geldi. Çıkarın yukarı geliyorum. Hatice? Kim bu Sahra Hatun? Nefesi kuvvetli bir hafizedir. Dua okuması için çağırdım. Metin'i çok duydum hatun. Herkes kerametlerinden bahsediyor. Mübalağa ediyorlar sultanım. İşittiğime göre kayıpları bulur. İnsanları birbirine kavuşturulmuş. Allah izin verirse sultanım. Nedir benden istediğiniz? Size nasıl yardım edebilirim? Merhum İbrahim Paşa'nın mezarını bulmanı istiyorum Sahra hatun. Nereye defnedildiğini bilmek istiyorum. 2 yılı geçti. Belki de daha fazla bilmiyorum. Ne gecem gecedir, ne günüm gün. Hiç değilse toprağına yüz sürmek, dua etmek istiyorum. Benim elimden bir şey gelmez sultanım. Onu ancak siz bulabilirsiniz. Nasıl? Uyuyacaksınız sultanım. Bu duayı okurken kapanacak gözleriniz. Kalbiniz bu güzel yüzünüz kadar aydınlıksa ışıklar arasından bir hatun gelecek. Ondan korkmayın. O size kılavuzluk edip arzu ettiğiniz yere götürecek. Valide, neden hünkârımıza haber vermiyoruz? Belli ki bu sıkıntı devam edecek. Sefer vakti böyle bir meseleyle nasıl meşgul ederiz? Hem zaten ben bir çare buldum. Yakında hiçbir sıkıntı kalmayacak. Sultanım, geri durun hatun. Taşlığa dönün hemen. Fahri ne oluyor? Sultanım, nicedir sizinle konuşmak istiyoruz. Lakin Fahri hatun bizi yanınıza yaklaştırmıyor. Mesele nedir? Bazı laflar dolaşıyor sultanım. Dediklerine göre kendi mahiyetinizdeki cariyelerinizde birikmiş yemeğlerini fazlasıyla vermişsiniz. Bizim günahımız ne sultanım? Biz de istiyoruz. Sultanım. Herkesin vaziyeti aynı hatun. Böyle dedikodulara itibar edip ateşle oynamayın. Geçin taşlığa hemen. Bağışlayın fakat artık sabrımız kalmadı. Afife hatun, bu hatunları derhal falakaya yatırın. Ardından da zindana atın. İsyan etmek neymiş görsünler. Ah!
kadar kâfi. Şimdi atın bunları zindana. Aferin Nihal Hatun. İyi iş başardın. Şah Sultanımız hizmetlerinden hayli memnun. Eksik olmasınlar. Peki şimdi ne yapacağız? Vazifemiz bitti mi yoksa? Ne bitmesi Hatun? Daha yeni başladık. Siz ateşin altına odun atmaya devam edin. Edin ki sular iyice ısınsın. Allah Şah Sultanımızdan razı olsun. Donanmanın yokluğunu fırsat bilen portakal korsanları Akdeniz'e cirit atıyor şehzadem. Adım Süleyman Paşa Hint seferine gidince meydanı iyice boş buldular. Gemilerimize saldırmaları bir yana kıyıdaki şehirlerimize baskın verip yağmalıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Yıllardır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bilhassa Alanya ve civarında. Sancak beyleri de çaresiz şehzadem. Onlar müdahale edemeden kaçıyorlar. Buna bir çözüm bulmak lazım. Aslında bir çözümü var Taşlıcalı. Alanya tersanesi. Ne vaziyette malumatın var mı? Uzun yıllardır atıl halde. Neden sual ettiniz? O tersaneyi ihya edeceğiz Taşlıcalı. Zira bölgede güçlü bir donanma şart. Böylece hem korsan faaliyetlerine mani oluruz hem de düşman gemilerinin Acem ve Hindistan yollarını kapatırız. Hakkaniniz var şehzadem. Ancak bu kıymetli fikrinizi hünkârımızla paylaşmalısınız. Gel. Şehzadem. Müsaadenizle. Sen icap eden hazırlığı yap Taşlıcalı. Alanya tersanesi için ne lazımsa tespit edilsin. Ben bir mektupla hünkârımıza vaziyeti izah ederim. Emredersiniz şehzadem. Başka bir şey yoksa? Çekilebilirsin. Bir su ver Hatun. Nergis Şah nasıl? İhmal etmiyorsun inşallah. İhmal eder miyim hiç sultanım? Şükürler olsun saati yerinde. Âlâ. Ayşe. Neden yüzün gülmüyor? Bir sıkıntın mı var? Haşa sultanım. Ne sıkıntım olur benim? Müsaadenizle ben odama gideyim. Nergis Şah'ın yemek vakti geldi. Fidan. Nedir bunun bu hali böyle? Şehzademiz. Hiç çağırmıyorlar. Perşembe geceleri bile yanlarına gidemiyor artık. Nedir sebebi? Bilmediğimiz bir vaziyet mi var? İçiniz rahat olsun sultanım. Emrin üzere takip ediyorum. Her seferinde başka bir cariye seçip yolluyorum. Öyle de aslanıma şehzade doğuracak bir hatun bulamadın hala. Rümeysa. Kardeşin Gabriel ile gidip hür ve zengin bir hatun olmak varken neden burada kalmayı tercih ettin? Söyledim size şehzadem. Ben sizin hareminiz olmaktan mesudum. Bunu görebiliyorum hatun. Yine de pişman olursan söyle. Seni azat edip gönderirim kardeşinin yanına. Bu mümkün değil şehzadem. Beni ancak ölüm ayırabilir sizden. Müsaadenizle. Sen burada ne yapıyorsun? Nimet Hatun rahatsızdı, onun yerine ben geldim. Şehzademizin bir arzusu var mı diye sormamı istedi. Allah'ım sana mı kaldı bu işler? Yürü hadi.
sultanımızın yemeği hazır mı bak. Elbette giderim. Ağzının içinden konuşma öyle. Ailenin kim olduğu, nereden geldiği mühim değil. Burada herkes eşit. Hepimiz Şehzade Mustafa Hazretleri'nin kuluyuz. Merak etme, ben halimden memnunum. Ben de ona şaşıyorum zaten. Yaşın küçük biliyoruz da, kafan da mı çalışmıyor hiç? Yürü hadi. Esma. Validem. Hatice yok mu? Odasındalar validem. Akşam yemeğine değinmediler. Gözün üzerinde olsun kızım. Bu sessizlik hayra alamet değil. Keşke biraz da beni düşünseniz validem. Ne demek bu? Hürrem Sultan Malkoçoğlu ile evlenmeme mani oldu. Buna karşı sessiz mi kalacaksınız? Hürrem'le alakası yok Esma Hanım. Hünkârımız münasip görmediler. Ne olacak bizim bu halimiz? Ne varmış halimizde? Hatunlar, ağalar. Hepsi gelip bana dert yanıyor, para alamıyoruz diye. Bende de vaziyet aynı. Bir sen kalmıştın şikayet etmeyen. Onca yıldır esnafın anasını ağlatıyorsun. Hala param yok diyorsun. Kel köre demiş başın niye kel? Dinime küfreden Müslüman olsa bari. Ay. Zaten Mercan Ağa yüzünden bütün sular iyice kesildi. Akmasa da damlıyordu. Şimdi o da yok. Yahu anmış iblisin adını. Vallahi her gece rüyalarıma giriyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Rüya demişken. Haydi. Ben kalkıyorum. Uyuyayım artık. Yarın büyük gün. Hayırdır inşallah. Para bulundu para. Birikmiş yevmiyeleri vereceğiz. Hem de fazlasıyla. Yahu Sümbül ağam şimdi mi söylenir bu? Öpeceğim. Öpeceğim. Git. Git. Necva fi vahuyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor da ne var? Sultanım. Sultanım. Fariye? Ne oldu?
Ne oluyor burada Afife Hatun? Sultanım, cariyelerden Servi Hatun boğazı kesilmiş bir halde bulundu. Bu hatun. Falakayı yatırıp zindana attığınız hatunlardan biri sultanım. Kim yaptıysa derhal tespit edin. Kendi ellerimle vereceğim cezasını. Kızlar, kim ne biliyorsa anlatsın. Mutlaka bir gören, duyan vardır. Katil her kimse şu anda aranızda olduğuna eminim. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Sümbül ve Mercan'la birlikte herkesi sorgu sual et. Eğer sabaha kadar kimin yaptığı ortaya çıkmazsa bu taşlıdaki cariyelerin hepsi sarayla atılacak. Kimseye uyku yok bu gece. Evvela her taraf didik didik karanacak. Çabuk olun hadi. Thank you.
Hatice. 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 İyi misin? Su verin biriniz. Hatice'm iyi misin? İyiyim. Kabus gördüm sadece. Al şunu. Çok korkuttun beni. Sultanım, katili bulduk. Bu hançer yatağının altındaydı. Alelacele saklamış belli ki. Kimmiş? Hatun. Sultanım, vallahi ben yapmadım. Su içmek için kalktığımda gördüm. Sümbül Ağa da oradaydı. Hış! Ben sesini duydum sadece. Ne malum beni görür görmez feryat etmediğin. Sultanım vallahi ben yapmadım. Sultanım yemin ederim. Biliyorum Hatun. Anlaşılan seni kurban seçmişler öyle değil mi Afife Hatun? Hakkı haliniz var sultanım. Görüyorsun değil mi? Bana karşı nasıl tuzaklar kuruyorlar. Sultanım, Hatun ne olacak? Bu vaziyette infaz edilmesi lazım. Sultanım. Sultanım. Yemin ediyorum ben suçsuzum. Ne olur acıyı bana, kıymayın bana ne olur. Korkma Hatun. Onu gizlice tepecikteki çiftliğime yollayın. Her türlü ihtiyacı da karşılanacak. Fakat herkes öyle bilecek. Ona göre. Fakat sultanım. Afife Hatun ne diyorsam onu yapın. Bile bile günahsız bir masumun kanına girecek değilim. Stefan Lacusta. Yaş şehri Boğdanların ihanetinin bedeli olarak yakıldı. Eğer akılları başlarına gelmezse bir dahaki sefere Suçava ve diğer şehirlerinde akıbeti aynı olacaktır. Suçava Sarayı'nın mahzeninde ele geçirilen altın ve mücevherat Osmanlı hazinesine aktarıldı. Kardeşin Rareş Erdal'e kaçmış. Lakin her daim takibimiz altında olacaktır. Bize ihanet edenler cezasını çekerken kulluğunu sunanlar da bu yüce dergahımızdan mükafatını alır elbet. Stefan, bu sebeple seni Boğdan Voyvodası tayin ediyorum. Stefan kulunuzu bahtiyar ettiniz sultanım. Boğdan yüce hünkârın emrindedir. Her ne emrederseniz yerine getirilecektir. Paşalarım anlaşmayı hazırladılar. Voyvod olarak tasdik edeceksin. Lütfi Paşa. Voyvodanın emrine 500 yeniçeri verilerek emniyeti sağlanacaktır. Boğdan Voyvodası 2 senede bir İstanbul'a gelerek haracını ödeyip kulluğunu gösterecektir. Asi Voyvoda'nın yaktığı Kili Kalesi tamir, Akkirman ise tahkim edilecektir. Boğdanlıların Güney Besarabiya dedikleri bucak toprakları Bender Kalesi ile beraber Devleti Aliye'ye ilhak edilmiştir. Bucak hudutlarında Boğdanlılar tahkimat yapmayacaklardır. Boyarlara anlaşmayı Voyvoda olarak tasdik ettiğini ve Sultan Süleyman Han'ın Boğdanlıları affettiğini söyleyeceksin. Paşam, emriniz üzerine hemen haber getirdim. Bu mektuplar hünkârımıza geldi. İstanbul Muhafızı Mustafa Paşa, devlet işleriyle alakalı malumat göndermiş. Diğeri?
Şehzade Mustafa Hazretleri'nin ulağı getirdi paşam. Ancak mevzuyla alakalı malumat vermedi. Sen bunu götür, bu kalsın. Şehzadem, sultan. Taşlıcalı, hazırlıklar ne vaziyette? Emriniz üzere Alanya Tersanesi'nin ihyası için lazım gelen ihtiyaçların hepsi tek tek tespit edildi şehzadem. Ne tersanesi bu? Alanya'da ihmal edilmiş bir tersane var validem. Oranın ihya edilmesini buyurdum. Nereden icap etti şimdi? Hünkârımızın haberi var mı? Bir mektupla vaziyeti izah ettim. Taşlıcalı, bu malzemeler derhal temin edilsin ve Alanya'ya gönderilsin. Hünkârımız ne dediler peki? Cevap vermiştir herhalde, öyle değil mi? Henüz değil validem. Bu mühim bir karar Mustafa. Unutma ki bir şehzadenin donanma kurması ve kullanması katiyen yasak. Ben buradayım validem, hiçbir yere gitmiyorum. Bu donanma bölgenin istikrarı için bir tedbir sadece. En yakın sancak beyin emrine verilecek. Şehzadem, müsaadenizle. Sen git, ben de hemen geliyorum. Mustafa, ne olursa olsun hünkârımızın emrini bekle. Hürrem ve ona hizmet eden paşaların sana nasıl tuzak kurduklarını unutma. Validem, onlardan korkarak mı yaşayacağım ben? Hı? Attığım her adımda onlar ne der ne yapar diye mi düşüneceğim? Bunu mu istiyorsunuz evladınızdan? Bunu mu yakıştırıyorsunuz bana? Mustafa. Unutmayın ki ben İstanbul Fatihi, cennet mekan, Sultan Mehmed'in kanından geliyorum. Hiç kimsenin önünde, hele ki birkaç zavallının karşısında diz çökecek, boyun eğecek değilim. Hayırlı günler. Sen canını sıkma Mirima. Ben icap edeni yaptım. Para meselesi bugün çözülecek. Kimin ne alacağı varsa son kuruşuna kadar alacak. Nihayet. Sümbül Ağa günlerdir dairemden çıkmama bile izin vermedi. Maazallah isyan çıkabilirmiş. Düşmanlarımın da istediği bu Mirima. İsyan çıkarıp beni hünkârımızın gözünde zayıf düşürmek niyetindeler. Validem. Kim bu düşmanlar? Hatice Sultan ve Şah Sultan mı? Onların da kendilerine göre hesapları var elbette. Ancak esas düşmanım henüz yüzünü göstermedi. Ne demek bu? Kimden bahsediyorsunuz? Mahidevran. Mahidevran Sultan'ın hiçbir kuvveti yok ki. Nasıl olur da siz onu kendinizi düşman olarak görürsünüz? Mana veremedim. Ay parçam. Benim güneşim. Nasıl ki benim en kıymetli hazinem sen ve kardeşlerin ise, Mahidevran'ın da bir hazinesi var. Bütün gücünü, cüretini ondan alıyor. Şehzade Mustafa. Aslanım bana kızıyorsun fakat ben sadece tedbirli olmanı istiyorum. Hanedanın tek umudu sensin. Merak etmeyin. Ben sağ olduğum müddetçe Hürrem Sultan'a huzur yok. Vahim olan da bu ya zaten. Hürrem yaşamanı istemiyor.
aldığın her nefesi kendi evlatları için tehdit olarak görüyor. Bu yüzden her fırsat bulduğunda saldıracaktır sana. Bütün gücüyle. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum Validem. Eğer bana saldırırsa buna sessiz kalmam. Cevabını misliyle alır. Hem de kendi anladığı lisanla. Hayır. Sen fırsat verme o yılana kâfi. Gerisini ben hallederim. Ne demek bu? Ne yapacaksınız? Bir şehzade annesi ne yaparsa onu. Evladımı koruyacağım. Mustafa'm. Senin emniyette olman için cehennem ateşinde yanmaya razıyım. Babanın yokluğunu fırsat bilirler yine. Ellerinden gelse beni de kardeşlerini de bir kaşık suda boğarlar. Validem, ben abimin böyle hadiseler içinde yer alacağına ihtimal vermiyorum. O bizi sever, kardeşlerine bağlıdır. Doğru. Ancak etrafında bize düşman olan onca kadın varken dayanması güç. Emin ol sizlere beslediği sevginin yerini nefret alacaktır bir gün. Sultanım bağışlayın. Söyle ağa. Venedikli hatun Signora Porsche'ye geldiler. Teşrifinizi bekliyorlar. Güzel birazdan geliyoruz. Mişima bunları seninle konuşmak istedim. Zira yarın sabah nasıl bir güne uyanacağımız meçhul. Tetikte olmalıyız. Herkese, her şeye karşı tetikte. Anlıyorsun beni değil mi? Validem ben her şeyin farkındayım. Olan biteni görüyorum. Size destek olmak istiyorum. Ama siz buna müsaade etmiyorsunuz. Uzak tutuyorsunuz beni. Zarar görmeni istemiyorum çünkü. Ama senin yanımda olduğunu bilmek bana güç veriyor kızım. Sen ki bir sultansın. Hem de doğuştan bir sultan. Hünkârımızın canından can, kanından bir parçasın. Ne Şah Sultan, ne Hatice Sultan, hiç kimse senden daha kuvvetli değil. İstiyorum ki benim göremediğimi sen gör. İşitemediğimi sen işit. Ve söyleyemediğimi sen söyle. Söyle ki ben kardeşlerin için savaşırken gözüm arkada kalmasın. Merak etmeyin validem. Daha önce size bir söz vermiştim. Her daim kardeşlerimin yanında olacağımı söz veriyorum. Zinhar şüpheniz olmasın. Canı pahasına korurum onları. İşte benim sultanım. Hadi gel, saraya dönelim. Kızlar gördüğünüz gibi sultanımız kimseyi mağdur etmedi. Sabrın sonu selamettir. Sabırlı olmasını bilenler yevmiyelerini alıyorlar. Hizaya geçin, bozmayın sırayı. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar para var. Sümbül Ağa nerede? İşleri var ağam. Gelir birazdan. Bu paranın menşei nedir? Bir malumatın var mı? Ben nereden bileyim ağam? Hürrem Sultan bu. Hikmetinden sual olunmaz. Servi Hatun'un katili nerede Fahriye Kafa? Ne oldu ona? Ne olacak Hatun? İnfaz edildi. Hem niye soruyorsun sen? Al paranı geç sıraya. Sultanım, size bahsettiğim Venedikli tüccar Signora Porsche'ya. Kendisiyle çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardır. Signora Porsche'ya, Raquel Hatun sizden hep övgüyle bahsediyor. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım sultan. Dünyadaki bütün kadınlar gibi ben de merak ediyordum sizi. Söylediklerinden daha güzelsiniz. Sultanım.
sultanım. Buyursunlar. Getirdiğiniz altınlar için teşekkür ederim. Sefer vakti böyle sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. Sizin gibi yüce bir sultana hizmet etmek benim için şereftir ancak. En kısa müddette fazlasıyla geri alacağınızdan şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim sultanım. Bu teminatı paraları teslim aldığım gün iade ederim. Fahriye Kalfa, sen bilirsin. Sultanımız bu paraları bulmak için tacirlerden borç almış diyorlar. Doğru mu? Senin derdin ne hatun? He? Nedir bu soru sual? Ben merak ettim sadece. Nihal hatun. Bu merakın nereden geliyor? Sana bu lafları kim ettiriyor bilmem. Lakin gözüm üzerinde bundan böyle. Vallahi kötü bir niyetim yoktu Fahriye Kalfa. Sual ettim sadece. Benim asabımı bozma. Vallahi canını yakarım. Paranı aldın sus otur. Durduk yere belanı arama. Kızlar. Hazırlanın. Doğru hamama gidiyorsunuz. Çabuk hadi. Bakmayın öyle. Acele edin. Fahriye Kalfa. Afife Hatun. Hünkârımızdan mektup geldi. Sultanımıza teslim edeceksin. Kızlar. Hünkârımız mektup yazmışlar. Kim bu müjdeyi Hürrem Sultanımıza vermek ister? Sultanım, şükürler olsun ki bu belayı da defettik. Lakin borcumuz bir hayli kabardı. Çiftliklerin satışını el altından yapın Sümbül. Hiç kimse işitmesin, bilhassa Şah Sultan. Emniyet tedbirlerini de ihmal etme. Hünkârımız dönmeden mutlaka bir şey yapacak. Elbette haremi karıştırmak isteyeceklerdir sultanım ancak size saldırmayı göze alacaklarını pek sanmam. Şah Sultan'ın aklında bir şey var ama ne? Gel. Sultanım, hünkârım size mektup yazmışlar. Nihayet. Allah sizden razı olsun sultanım. Beni yalnız bırakın. Sultan. Ey benim güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, sultanım, padişahım Hürrem. Allah şahidimdir ki bu kafir ellerinde kan ve barut kokusu yerine senin gül saçlarının kokusunu içime çekmek için gece gündüz dua etmekten dilimde tüy bitti. Şükürler olsun ki yüce Rabbim dualarımı kabul etti de Hızır Aleyhisselam misali imdadıma koştu mektubum. Gül yüzünden ayrı düşen padişahın halini sormuşsun. Keşke mümkün olsa Ferhat'a ve Mecnun'a sual etseydin. O vakit hallerine şükrettiklerini duyar, benden yana şüphe ettiğin için kendine kızar, utanırdın. Şükürler olsun ki bu ayrılıktan gayrı hiçbir derdim, sıkıntım yoktur. Mir Mehmet Han'ın, Selim Han'ın sıhhat ve saadet içindeler. Dua ve övgülerini işitip mesut ve bahtiyar oldular. Bayezid'im, Cihangir'im,
ve Mihrimah'ımdan verdiğin haberlerse beni ziyadesiyle memnun etti. Vaka, sen yanlarında olduğun müddetçe gözüm arkada değil. Ey benim güzel gözlüm, ipek saçlım, servi gibi salındıkça etrafını yıkıp geçen sevgilim, sultanım, padişahım Hürrem. Bu muhibbi aşkın ile bir ölümle hastadır. Ey gönül tabibim, belki dudağından bir çare erişir. Hakanlara Hakan'ı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, alemin merkezi, saadetli padişahımız. Başta İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık, Floransa ve Malta donanmaları olmak üzere Kral Şalker'in toplayıp Andrea Doria'nın emrine verdiği donanma büyüklüğünde bir donanmayı ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Düşmanın tahminen 300 harp teknesi olup 140'ı kalyon denilen büyük gemilerdi. Donanmaya kürek çeken binlerce forsadan başka 55 bin asker bindirilmişti. Benim yekunde 140 kadırgan ve kayetim vardı. Forsalar dışında 20 bin levendim ve topçum vardı. Bu surette iki tarafın insan sayısı forsalarla beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzünde karşı karşıya gelmesi ne görüldü ne işitildi. Hünkârım, reislerimi baştardama çağırdım. Hepsiyle müşavere ettim. Turgut gibi en cüretkârları, Salih gibi en zekileri bile Haçlılar gidinceye kadar körfezden çıkılmaması reyinde bulundular. Bu fikri kabul etmedim. Gerçi düşman bizden sayıca üstündü. Ancak bu üstünlük benim için bir felaket değil, Allah'ın bir lütfuydu. Beni asıl endişelendiren rüzgardı. Eğer rüzgar kesilmezse düşman kalyonları bize karşı hareket üstünlüğü kazanacaktı. Hasan! Hasan! Emredin paşam. Bulabildiğiniz bütün kağıtlara yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazın. Ardından hepsini dualarla geminin iki tarafından deryaya atın. Durma oğlum! Bütün kadırgalara haber yollansın. Rüzgarın durması için Yüce Rabbime dua edeceğiz. Barbaros. Şimdi işi bitti Barbaros'un. O koydan hiç çıkmayacaktı. Yüzen kalelerimizle ezip geçeceğiz onu. Tanrı'nın izniyle. Barbaros ve donanması bugün denizin dibini boylayacak. Allah'ım, bugüne kadar göstermiş olduğun lütuf, merhamet ve inayetini bugün de bize nasip eyle ya Rabbim. Kafir bozgunu uğratmayı bize nasip et. Yüce İslam ordusunun kahredici kudretinin hışmını uğrasın. Havanın dönmesiyle düşman kalyonları bir anda açık hedef oldu. Bu bize hareket üstünlüğü sağladı. Ben donanmamın bütün filolarına, hatta her kadırgaya hakimdim. Andrea Doria ise
değil filolara, kanatlara bile hakim değildi. Diğer üstün tarafımız ise toplarımızdı. Top menzillerimiz düşmaninkinden uzundu. Donanmamı öyle bir mesafede tuttum ki düşman gülleleri bizim kadırgaların birkaç arşın ötesinde denize düşüyor. Kafir kaptanları iddetlerinden kuduruyor. Fakat hiçbir şey yapamıyorlardı. Öyle bir an geldi ki Doria gülünç duruma düştüğünü anladı ve kaçmaya başladı. Ancak iş işten geçmişti. Kafir donanmasının çoktan belini kırmıştık. Zira daha hızlı ve yollu seyreden kadırgalarımız kolayca menzile girip çıkabiliyor, kafir teknelerini istediği cihetten dövebiliyordu. Turgut Reis'e son darbeyi vurması için emir verdim. Kafirlerin ardına düşüp çevirdi. Düşman iki ateş arasında kalınca Doria ricat etmeye mecbur kaldı. Muharebe öğlenden akşam vaktine kadar sürdü. Doria bütün gemilerinin fener söndürmesini buyurdu. Bu emir bir donanma için hem şerefsizlik hem uğursuzluktu. Ancak karanlıktan faydalanan Doria donanmasının yarısını elimizden kurtarıp kaçtı. Allah'ın izniyle Preveze'de büyük zafer kazandık hünkârım. Cihan'ın sizin yüce iradeniz karşısında bir kez daha dize geldiğini müjdelemekten şeref duyarım. Hakir kulunuz Hızır Hayrettin. Hasan Reis, getirdiğin bu müjdeyle beni ziyadesiyle memnun ettin. Gönlünden ne geçerse dile benden. Babam Hızır Hayrettin Paşa'nın birbirinden kudretli reisleriyle kazandığı bu zaferin müjdesini vermek benim için en büyük hediyedir hünkârım. Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni, sizlerin de gayretleriyle üç cephede sürdürdüğümüz savaşımızı zaferle nihayete erdirdik. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Allah'ın adını yayacağız. Gurura ve kibire kapılmadan İslam ordusunun şerefli sancağını daha da yükseklere taşıyacağız inşallah. Amin. Sultanım, emrettiğiniz üzere Vize ve Silivri'deki çiftlikleriniz satıldı, nakit para hazır. Âlâ. Derhal Signora Portia'ya haber gönder. Gelsin. Bir an evvel borcu ödeyip teminat elinden alalım. Haber verdim sultanım, gelecek. Sultanım, bir husus daha var. Hünkârımız Edirne'ye varmışlar. 10 güne kalmaz merasimle payitahta gelirler inşallah. Şükürler olsun. Hünkârımızı karşılamak üzere hazırlıklar başlasın. Emredersiniz sultan. Gel. Gel Nigar. Sultanım, arzunuz üzere Karaçelebizadelerden Mehmet Muhittin Efendi Hürrem Sultan çiftliklerini satın aldı. Tam vaktinde. Tapuların devri için ne lazımsa yapılsın. Emredersiniz sultanım. Çekilebiliriz. Ne yapacaksın o çiftliklerle? Onca malın mülkün başkalarının eline geçmesine müsaade edecek değilim. Hünkârımız Edirne'ye geldi. Sen hala parayla, çiftlikle uğraşıyorsun. Hatice, biraz sabırlı ol. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hürrem bizden değil. Hünkârımızdan bulacak belası. Boş hayaller kurma. Hünkârımız 3 kıtada Cihan'ı yönetiyor olabilir. Ancak bir kadını, Hürrem'i yönetemiyor. Ne yapar eder yine kurtarır kendini.
Hatta onu itham ettiğin için sen suçlu olursun. Ben her şeyi düşündüm. Sen merak etme. Senyora Porsche, hoş geldiniz. Gelin şöyle yaklaşın. Altınlarınız hazır. Hemen alıp gidebilirsiniz. Size vermiş olduğum evrağı da Sümbül Ağa'ya teslim edersiniz. Sultanım, bir hata oldu herhalde. Ne hatası sinyora? Evrak bende değil. Zira ben size gönderdim. Ne diyorsun sen Hatun, bize bir şey gelmedi. Ama nasıl olur? Sizinle görüştükten bir hafta 10 gün sonra bir ağa ve kalfa geldi. Bana sizin gönderdiğinizi söylediler. Ben göndermişim öyle mi? Evet, ben de çok şaşırdım. Bu kadar çabuk beklemiyordu. Para verdiler bana. Borcu kapattılar. Ben de parayı alınca evrağı kendilerine teslim ettim. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Hürrem. Sultanım. Sizde bana ait bir şey varmış. İnşallah onu bana geri vermek üzere almışsınızdır. Neden bahsediyorsun anlayamadım. Sultanım, oyun oynamayı bırakın. Borcumu sizin ödediğinizi biliyorum. Sen koskoca bir cihan padişahının zevcesi ol. Ve gidip Venedikli bir hatundan borç al. Sonra da utanmadan, sıkılmadan gelip bana bunun hesabını sor. Sultanım, bu benim borcum. Parası da hazır, kendi cebimden karşıladım. Hem o kadın bir tüccar sadece. Siyasetle bir alakası yok. Öyle mi? Keşke bir tahkikat yaptırsaydın Hürrem. Zira borç aldığın hatun, Venedik Doju Andrea Gritti'nin ailesindenmiş. Kim bunlar biliyorsun değil mi? Düşmanlarımız. Sultanım, paranızı getirdim. O evrağı bana verin. Üzgünüm Hürrem. Ama geç kaldın. Hünkârımız bir iki gün içinde payitahtta olur. Gelir gelmez kendilerine vaziyeti izah edeceğim. Zira hanedanın itibarını nasıl ayaklar altına aldığını bilmek isteyecektir. Evet hünkârım. Oğlan Şeyh Maşuk iyi diyorlar. Babası Pir Ali, siz de bilirsiniz, pek muhterem bir zattır. Ama evladını seçemiyor insan ne yazık ki. Söyledikleri yenir yutulur şeyler değil hünkârım. Ne söylemiş bu oğlan şey? Söylemeye dilim varmıyor hünkârım. Ah, tövbe, tövbe haşa. Allah'ı yok sayan laflar ediyor. İmanın, İslam'ın şartlarını reddediyor. Çarşılarda, pazarlarda, mekteplerde, camilerde vaazlar verip halkın zihnini bulandırıyor hünkârım. Neden müsaade ediyorsun? Derhal müdahale etseydin. Kendisini bir iki kez ikaz ettim hünkârım. Fakat daha yaşı pek küçük, pek genç. O yaşta deli akar kanları bunların. Sonra babası Pir Ali'nin de hatırı var hünkârım. Tavsiyen nedir? Evvela payitahttan uzaklaştırmakta fayda görüyorum hünkârım. Zira dikkatleri üzerine çekmenin bir manası yok. Sen ne dersin Lütfü Paşa? Hünkârım,
Kazasker Efendi'nin hakkı var. Malumunuz, böyle meczupların peşinden koşan gafiller mevcut. Vaziyeti fırsat bilip hadiseyi büyütmek isteyebilirler. Doğrudur hünkârım, doğrudur. Ben kendisini son bir kez ikaz edip memleketine yollamayı tavsiye ediyorum. Payitahta dönünce bu meseleyle bizzat alakadar olacağım. Zira babası Ali Efendi'ye hürmetim ebedidir. Gel. Hünkârım, kaptanı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Kapıdan paşa. Dört bir yana haber saldım. Bütün cihan senin bu zaferini konuşuyor. Alemlerin padişahı Sultan Süleyman Han'ın emrinde. Daha nice zaferler kazanacağız inşallah. İnşallah. Başımıza amiral diye Dorya'yı vermeseydiniz böyle olmazdı. Rüzgar müsaitken savaşa girmedi. Rüzgar kesilince de Barbaros bizi teker teker avladı. Venedikliler kendilerinden başka kimseye güvenmezlerse kıskançlık ve itimatsızlığın neticesi böyle olur. Benim emirlerime uymayıp kendi kafanıza göre hareket ettiniz. Bu yüzden mi amirallik fenerini söndürüp kaçtınız? Sizler olmadan Barbaros'u Tunus Goletta'da Cezayir sahilindeki Şerşel Limanı'nda mağlup ettim ben. Maziyle mi avunacaksınız şimdi? Üç kuruşluk çıkarları için Hristiyanlık davasına ihanet eden Fransa kralı memnun olsunlar. Türklere teslim etmediğimiz bir Akdeniz vardı. Onu da sayelerinde verdik. Tarih, İsa Mesih Efendimizin davasına ihanet edenleri affetmeyecektir. Devlet-i Aliye intişarından beri karada zaferden zafere koşarken, deryada rahmetli atalarımın bütün gayretlerine rağmen zafer kazanamamıştık. Derya aslanı Hızır Hayrettin Paşa. Yüzün iki cihanda ak olsun. Sen benim yüzümü güldürdün, Cenab-ı Hak da seni güldürsün. Donanmay-ı Hümayun için ne istersen emrindedir. Altın, asker, ne istersen çekinme. Derya'da her daim kudretli olursak, Portakal ve İspanyol kafirinin esaretindeki Müslümanları hürriyetlerine kavuştururuz evvelallah. Yeni gelen cariyeler nasıl? Alakadar oluyorsun değil mi? Gözüm üzerlerinde sultanım. İcap eden şekilde yetişiyorlar. Şehzademe eğlence tertip et fidan. Nicedir keyfi yok. Emredersiniz sultanım. Yalnız en güzellerini, en kabiliyetlilerini seç. Şehzademi karşısına çıkarmadan evvel ben de görmek isterim. Nasıl arzu ederseniz. Kapıdan Paşa'yı ne yaptı yapacağını. Kendisinden hayli güçlü bir donanmayı perişan etti. Andrea Doria gece fenerleri söndürüp kaçmış şehzade. Hizmet ettiği sözüm ona, imparatorları şarken bile, hünkârımızın gazabından kaçarken o neden dursun Tanrıcalı? Kaçar elbet. Payitahtı fethetme hayalleri kuruyordu gafil. Dersini almış oldu böylece. Vazife mahallelerine geri dönecek ordumuzu en iyi şekilde karşılayın. Akşamları mum şenlikleri yapılsın. Eğlenceyi ve mükafatı ziyadesiyle hak ettiler. Emredersiniz. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Bir husus daha vardı şehzadem. Alanya tersanesi için gönderilen malzemeler şehre intikal etmiş. Tersane yakında faaliyete geçer. Âlâ.
Şehzadem. Lalanız dahil herkes hünkârımızın tersanenin ihyasından haberdar olduğunu düşünüyor. Haber verildi zaten. Öyle de hünkârımız cevabı mektup yazmadılar hala. Bu hayır alamet değil. Rahat ol. Eğer münasip bulmasaydı bunu en hızlı şekilde öğrenmemi sağlardı. Eğlence için tüm hazırlıklar tamam mı? Merak etmeyin Fidan Hatun. Cariyeleri yolladım. Şehzademizin dairesini hazırlıyorlar. İyi bari. Şu geceyi kazasız biraz da atlatalım da. Sen mutfağa git. Bir eksik yedik olmasın. Ben de kızları alayım. Kızlar, bitmedi mi hala? Ne yapıyorsunuz siz? Güzel. Usulü erkanı anlattınız değil mi? Şehzademize mahcup olmayalım. Anlattık Fidan Hatun. Rümeysa, sen ne arıyorsun burada? O kılığın ne öyle? Mahidevran Sultanımız benim de eğlenceye katılmamı buyurdular. Benim neden haberim yok bundan? Bilmem. Bana öyle söylediler. İyi madem. Kızlar, şehzademizin huzuruna çıkmak herkese nasip olmaz. Kıymetini bilin. Akıllı olun, söz dinleyin. Zinhar, hürmette kusur etmeyin. Uykun mu geldi senin? Al uyut. Ayşe, sen de sultanımızla birlikte git. Ayşe Hatun. Buyurun sultanım. Aklın nerede senin? Seninle konuşuyorum, duymuyor musun? Bağışlayın sultanım, dalmışım. Fidan, sultanım, eğlence nasıl? Şehzademin keyfi yerindedir inşallah. Merak buyurmayın sultanım. Cariyeler öyle raks ediyorlar ki şehzademiz halinden memnun. Güzel. Rümeysa nerede? Ortalıktan kayboldu. Şehzademizin dairesindeler. Diğer cariyelerle birlikte raks ediyor. Sen mi yolladın? Hayır sultanım. Kendi geldi. Bana sizin yolladığınızı söyledi. Bak sen şuna. Nasıl da oyun etmiş. Ben derhal icabına bakarım sultanım. Kulağından tuttuğum gibi. Lüzum yok. Madem heves etmiş kalsın. Nihayetinde o da diğer cariyeler gibi şehzademi memnun etmek için burada.
Sen bir gelsene şöyle. Buyur Fidan Hatun, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Sultanımızın buraya geleceğinden haberi yokmuş. Bağışlayın Fidan Hatun. Bir karış bir huyun var. Tülü tülü huyun var. Ne oldu? Yoksa şehzademize mi sevdalandın? Demek o yüzden gitmedin Sinyora'yla. Şehzademiz için kaldın. Hay ben senin aklına. Neyine güveniyorsun? Sen kimsin de koskoca şehzade hazretlerinin gözdesi olacaksın? Sultanımıza hizmet ettiğine şükret. Sadece gözdesi değil Fidan Hatun. Şehzadelerin anası olacağım. Fidan Hatun. Şehzade hazretleri hatunun hazırlanmasını buyurdular. Hangi hatun ağa? Söyle. Zeliha Hatun. İşittin mi şehzade anası? Öyle raks etmek de olmuyormuş. Haddini bileceksin. Şimdi hamama git. İyice yıkan paklan. Kılığını kıyafetini değiştir. İşinin başına geç. Bir daha da sakın bana yalan söyleme. Sen de bakma öyle. Şehzademiz için Zeliha Hatun hazır. O evrak mühim. Muhakkak Şah Sultan'ın elinden almamız lazım. Zira başka türlü ispat edemez. Sultanım nasıl olacak? Şah Sultan gözü gibi bakar. Değil almak. Saraydan içeri dahi giremeyiz. Sen kimden yanasın Sümbül ağa? Vay sultanım. Elbet sizden. Fakat vaziyet ortada. Naçizane tavsiyem. Biz bundan sonrasına bakalım. Zira hünkârımız öğrenecek. Fariye Hatun sen ne diyorsun? Bir şey yapabilir miyiz? Sümbül ağanın hakkı var sultanım. Oraya gidemeyiz. Ancak Şah Sultan'ı dışarı çıkarabilirsek mümkün olabilir. Nasıl? Ya evrağı verecek ya canını. Sizce hangisini tercih eder? Ya olur mu hiç öyle şey? Koskoca sultanı ne yaparız? Vallahi bu sefer hepimizi asarlar. Hak Muhammed Hak Beyçun. Bir iki günümüz var da etraflıca düşünelim. Keşke hiç haberdar etmeseydiniz sultanım. Hürrem şu an her şeyi yapabilir. Elinden geleni ardına koymasın. Hatice sultanımıza neler yaptığını unuttunuz mu? Unutmadım Gülfem, nasıl unuturum? Merak etme. Ben işimi talihe bırakmam. Yarın sabah erkenden yola çıkacağım. Edirne'ye gideceğim. Olanları hünkârımıza bizzat ben anlatacağım. İyi düşünmüşsünüz. Neden sen de benimle gelmiyorsun? Yarenlik edersin bana. Bilmem. Hünkârımız ne der? Ne diyecek? Nasılsa benim yanımdasın. Hem sen de orman havası almış olursun. Hı? Sağ olun sultanım ama Hatice sultanımızı yalnız bırakmasaydık Hürrem'in sağ solu belli olmaz. Merak etme. Emniyeti için hususi tedbir alınacak. Ayrıca uzak kalmasını istiyorum. Yeterince acı çekti. Son günlerde hali bir tuhaf. Ara sıra bir hatun geliyor. Hafizeymiş. Odaya kapanıp dualar okuyor. Allah. Hüsrev Paşa dönmüştür. Nikahta keramet var derler. Bir an evvel düğünü yapmak lazım. Öyle. Öyle de deli deli konuşuyor Gülfem. Canına kıymasından korkuyorum. Thank you.
Nikah. Sen biliyordun demek. Fahriye Hatun, ne oldu? Sen niye geldin? Sultanım, az evvel Gülfem Hatun'u gördüm. Afife Hatun'la konuşuyordu. Söylediğine göre kuşluk vakti yola çıkacakmış. Ne yolu, nereye gidiyormuş? Edirne'ye sultanım. Şah Sultan'la birlikte gideceklermiş. Allah kahretsin! Şah Sultan bu fırsatı kaçırmaz tabii. Allah bilir, gidip orada neler anlatacak. Bu bizim için de bir fırsat sultanım. Edirne'ye gidecekse Evra yanında götürmeye mecbur. Anlaşılan başka çaremiz yok. Hadi çabuk durma. Hemen Sümbül Ağa'ya haber ver. En güvendiği adamları toplasın. Şah Sultan Edirne'ye ulaşmayacak. Emredersiniz sultanım. Sultanım, bağışlayın fakat ben de Hatice Sultanımızla aynı düşünüyorum. Hünkârımız bugüne kadar Hürrem'in yaptığı hiçbir şeye inanmak istemedi. Buna da itibar etmeyecektir. Buna inanacak Gülfem. İnanması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hürrem bir kere daha zafer kazanmamalı. Anlıyor musun? Bu onun ölüm fermanı. Bizzat kendim teslim edeceğim hünkârımıza. Ehli adamları seçtim, mutlaka halledeceklerdir. İnşallah Sümbül'a. Öbür türlüsünü düşünmek bile istemiyorum. Ben asıl ondan sonrası için korkuyorum. Şah Sultanımız bunun peşini bırakmaz. Başına gelenleri hünkârımıza anlatacaklardır. Anlatmaz. Zira akıllı olduğu kadar da gururlu bir hatun o. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Eğer bize dokunursanız kellelerimiz gider. Durun, yapmayın! Allah'ım, sen bizi koru ya Rabbim. Nerede söyle? Ne nerede? Ne dediğini anlamıyorum. Evrak nerede? Hürrem'in işi bu. Sultanım! Yardım edin! Yardım edin! Konuşsana Hatun. Yoksa acımam, keserim gırtlağını. Bunu yapamazsın. Böyle bir emir aldığını sanma. Hayır! Sakın! Sakın! Evrak nerede? Yalvarırım, bıraktı onu. Sakın bir şey yapma. Bırak Hatun'u. Tamam.
Sultanım. Hayırlar olsun. Şah Sultanımızdan kötü bir haber yok inşallah. Yok. Muhtemelen yoldadır hala. Öyleyse neden çağırdınız beni? Bir mesele mi var? Sultanım, iyi misiniz? Nikâr Hatun. İbrahim'in mezarı nerede? Sakın. Sakın inkar etmeye kalkma. Mezarın nerede olduğunu biliyorsun. Öyle değil mi? Beni oraya götüreceksin. Sultanım, ben nereden bilebilirim? Bana yalan söyleme hatun. Defalarca söyledin, bu kez söyleme. Gördüm seni. Nasıl? Siz beni... Rüyamda gördüm. Mezarın başında gözyaşı döküyordum. Sultanım yapmayın. Benim etim ne, budum ne? Kim söylesin bana yerini? Hem öyle bir mezar var mı yok mu o bile belli değil. Neden hala haber yok? Bu kadar uzun sürmemeliydi. Kesin bir aksilik oldu. Yoksa alamadılar mı? Sultanım telaş etmeyin. Biraz daha bekleyelim. Git bak şunlara. Gene ellerine yüzlerine bulaştırdılarsa... hepsini kendi ellerimle boğarım. Sultanım, müjdeler olsun. Vaziyetini anlıyorum. Lakin böyle hayatının sonuna kadar yalnız olamazsın. Kendi aileni kurman şart, evlatların olmalı. Kısmet hünkârım. Belki bir gün bana da nasip olur. İnşallah. Gel. Hünkârım, Şah Sultan Hazretleri geldiler. Hayırdır inşallah. Alın içeri. Hünkârım. Şah-ı Uman. Gülfem. Ne oldu, neyiniz var? Hünkârım, felaket. Sizin yanınıza geliyorduk. Ancak yolda saldırıya uğradık hünkârım. Az kalsın canımızdan oluyorduk. Kim cüret eder buna? Ali Bey, derhal bu eşkıyaları bulmanı istiyorum. Hepsini huzuruma getireceksin, hepsini. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, nerede oldu bu uğursuz hadise? Hafsa'dan geçiyorduk, o sırada saldırdılar. Hünkârım. Siz hangi sebeple çıktınız yola? Neden geliyordunuz buraya? Size mühim bir evrak getirmek için yola çıktık hünkârım. Başına bir hal gelmeden bizzat kendim getirmek istedim. Ama onu benden almak istediler. Lakin ben her ihtimale karşı tedbir almıştım. Sen neler söylüyorsun Şah-ı Uman? Ne evrağı, kim almak istedi? Hürrem hünkârım. Bize saldırmalarını emreden o. İşte sebebi de bu.